Değerli izleyiciler, değerli meslektaşlarımız, değerli fuarcılar, değerli fuar organizatörleri, Fuarista sahnesinin 30. buluşmasına hoş geldiniz. Bizi videodan sonradan izleyenler, ilk defa izleyenler için özellikle bir açıklamayla, bir girizgahla her zaman başlıyoruz Fuarista sahnesine. Fuarista sahnesi nedir? Nasıl bir etkinliktir? Nasıl bir buluşmadır? Fuarista sahnesi pandemi döneminde yeni teknolojileri keşfetmeye başladığımızda başlayan bir pandemi projesiydi aslında. Maksat hani buluşamadığımız, bir araya gelemediğimiz, kahvemizi, çayımızı içip beraber sohbet edemediğimiz meslektaşlarımızla sohbet edelim, birbirimizden öğrenelim diye yola çıktık takriben 30 toplantı önce, takriben 1,5 sene kadar önce, 2021 ayının Ocak ayında. Ve 30. buluşmasına kadar geldik. 30. misafirimizi ağırlıyoruz bu akşam. Fuarista sahnesi bir fuarcılık sohbet ortamı. Fuarcıların fuarcılık konuştuğu, birbirlerine bilgilerini paylaştığı, birbirine kendi deneyimlerini paylaştıkları bir buluşma, bir söylesi, bir tanışma, bir muhabbet etme ortamı. Efendim bu akşam da çok değerli bir büyüğümüz, çok değerli bir meslektaşımız aramızda. Anfaş'ın Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Ali Bıdı aramızda. Ali Bey, hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Bu akşam Ali Bey ile Anfaş'ta fuar düzenlemeyi, Antalya'da fuar düzenlemeyi konuşacağız ve kendisinin fuarcılık sektöründeki deneyimlerinden faydalanmaya gayret edeceğiz. Efendim, hoş geldiniz tekrar. Herkese sorduğum gibi ben size sözü verirken öncelikle size tekrar sormuş olayım. Biraz kendinizden bahseder misiniz? Kimdir Ali Bıdı? Neler yaptı bugüne kadar? Nasıl bulaştınız fuarcılık sektörüne? Şimdi fuarcılık sektörüne başlamadan önce ben 1949 doğumluyum. Korkuteli Garipçe köyünde. İlkokulu bitirdikten sonra ben de ilk kez okumak istedim. Köyün en fakiri bizdik. Babam okutamam dedi. Antalya'da bir akümülatör ustası, ustanın yanında çırak verdi. Hayatım sefilliklerle uzun hikaye ama az ve öz zamanı iyi kullanacağım. Burada 2,5 lira haftalık sonra 5 lira, 10 lira tek başıma abartısız söylüyorum. Sıçanların içinde yaşadım. Yağmurlar da akardı. Baraka falan böyle. Ondan sonra vereme yakalanmışım 17 yaşında. Dispanserde yer yok dediler. Ölecek diye köyüme gönderdiler. Ama o günkü ruh halimle anacığım ben ölmeyeceğim. Bu fakirlikten kurtulacağım dedim. Ve dedim ki bu köyün en zengini ben olacağım. Hedefim o zaman köyün en zengini olmaktı. Ondan sonra babam da yan komşudan bizim köyün ağası bir çuval buğday istemiş. O da bizde de yok demiş. Sonra ben de onu duydum. Ertesi gün anacığım dedim bak köyün en zengini olacağım dedim. Bir gün dedim bu ağa gelip benden borç parası verecek dedim. Sonra o hikaye kapandı. İyi oldum. Askere gittim. Askerden sonra Almanya'ya gittim. Almanya'dan geldik izine falan. Biz de işte bizim o yörede keçi kesilir. Kestik. Anam dedi ki oğlum bir tane daha keserim. Biz de fakirlere verelim. Ona bir iki de iki tane keserim derken anam aynen şunu söyledi. Oğlum dedi böyle böyle demiş dedi. Köyün en zengin olacağım. Torunlara borç para vereceğim falan filan derken dedi. Ben daha çok ağladım. Niye dedim? Oğlum hayal görüyor. Herhalde son günlerini yaşıyor. Ölecek diye çok ağladım dedi. Bunu anlatmadan geçemedim. Sonra Almanya'da 15 yıl çalıştım. Almanya'da 3 yıl sanat okuluna gittim. Akşam meslek okullarına. Orada iki kızım, bir oğlum doğdu. İşte kızım 80, 75 doğumlu. Oğlum 76. Küçük kızım 81. Üçü de üniversiteyi bitirdi. Oğlum hem Almanya'da okudu. İşletme. Burada endüstri mühendisi. Sonuç olarak benim bir hedefim vardı. Kendime verdiğim söz köyümüzün en zengin olacaktı. Almanya'da da bir yıl dönmeden önce işletme, iş yeri yönetimi Almanların desteklediği projeden yararlandım. İş yeri yönetimi eğitimi aldım. Aynı zamanda Güneş Enerjisi Tesisat oradan da 6 aylık çalıştım. Sonuçta 4 yıl yalnız başıma çalıştım. Tek başıma yılda bir defa izine gelirdim. 10 gün, 15 gün. Sonuçta hızlı hızlı konuşacağım. Ama Almanya'dayken hep fuarları gezerdim. Devamlı fuarlara giderdim. Yeni bir ürün, yeni teknoloji. Türkiye'ye dönerken o kursta tanıştığım bir Alman firması Türkiye'ye ilk defa
polipropilen esaslı ısıtma, soğutma, güneş enerjisiyle kalorifer tesisini kullanılan yerden sonra borularını Türkiye'ye getirdim. Türkiye'nin en büyük devi Borsan'a baş kaldırdım. Öyle söyledim 87'de. Ondan sonra 3 yıl ben hiç en az 1,5 yıl boru satamadım. Çünkü engellendim falan filan. Ama teknoloji önünü kimse kesemez. Er geç taşlar yerine oturdu. 35 yıldır o firmanın 87'den bari bayiliğini yapıyorum. Şu anda Türkiye'de en az bir ara 150 tane fabrika üretmeye başladı. Ama şimdi 40-50 tane falan üretiliyor ama biz yine ithal edip satıyoruz. Ama bu arada işte bu fuarcılığa nasıl başlandı sorusunda evet, sormuştum. Evet, nasıl başladınız? Evet. Almanya'da dediğim gibi fuarlar ben Anfaş fuar şirketi 1994'ten temel atıldı. Ben de oraya malzeme satarım diye ben de ortak oldum 95'te. Bizim boruları kullanarak falan. Satamadık, almadılar falan derken küçük bir ortaklıkla başladık. Gel git zaman derken biz Anfaş'ı biraz daha işte genel kurulara derken benden önceki Sadık Madak Bey'di. Tanıyan fuarcı bilir, sizler bilirsiniz. Sonra yönetim kuruluna girdim. Davet ettiler. Daha doğrusu listeyi deldim. Aday oldum. Yönetim kurulu üyesi oldum. Yönetim bu 2 yıl sonra yönetim kurulu başkanlığına aday oldum. Bu arada hisseleri uzun hikaye. Bankada olan hisseler ya da bazı büyüklerimizin işleri kötü gitti, banka verdi falan. Serbest ekonomi. Hiç kimsede de zoraki alma şansı zaten böyle bir şey yok. Biz hissemizi arttırdık. Kısacası şu anda bizim aile olarak %50'yi geçti hissemiz. Şu anda Anfaş'ın da işte 5 yıldır da böyle yapıyoruz. İşler tam iyi gidecek derken böyle uçak kalkarken pisle çakıldık. Pandemide teker patladı. Şimdi devam ediyoruz. Hayırlısı hayırlısı. Size tabii ki fuarcılık sektörünün içinde olduğum için bizim şirkette geçmişte Antalya'da kurulduğu için Anfaş'ı doğal olarak hep yakından takip ettik. Bir dönem yönetim kuruluna girdiğinizi, hissedildiğinizi, yavaş yavaş arttırdığınızı hep duyardık. Ama tabii bu benim için yeni haber. %50'yi geçmiş durumdasınız. Hakim ortaksınız şu anda Anfaş'ın bünyesinde değil mi? Evet, aynen. Son haliyle kaç ortaklı bir yapı? Çünkü eskilerden beri hep böyle bir 70 ortaklı bir yapı falan deniyordu. Çok kısa bir bilgi verebilir misiniz? Şimdi bazı işte hisseler küçük ortaklar. İşte 70 ortaklı, 70 ortaklı ama şu anda bizim ortaklık en büyük hissedar Büyükşehir Belediyesi %11, Ticaret Odası %7'ye yakın, Ticaret Borsası yani %20'ye yakın kamunun. Şu anda bizimle beraber %70 bizim. Öbürküne küçük işte %0.5 atıyorum 300 lira, 500 lira, 50 bin lira bazı iller, belediyelerden ortak edilmiş. Yani bu herkes burada bir elini taşın altına koymuş. Şu anda 69 ama bazıları da 300-400 lira TL gibi küçük 5-10 hisseler var. Ortaklık yapısı böyle. Ortaklık yapısı böyle ama sonuçta bugün hakim ortak olarak sizler Ali Buda olarak veya Buda ailesi olarak mı diyelim hakim ortak sizlersiniz. Evet. Ben öyle bakmıyorum. Yani hissemiz çok yani böyle herkesin buraya katkı sağlamasını bekliyorum. Yani bir ara tabii bu gazetelerde çıktığı için söylüyorum. Ali Buda burayı ele geçiriyor, şöyle oluyor, böyle oluyor. Engellerle karşılaştım. Ama ben biraz hırslı yapıya sahibimdir. Nehre girdiğim anda timsahları aldırmam, karşıya geçerim. Yahya'ya işlerim. Şimdi sağ olsun artık yani fuarcılığı daha doğrusu Antalya halkı olarak tam anlamıyor. Almanya gibi Almanya'da toplum daha da bilinçli biliyorsunuz. Orada belediyeler bir fuar anında her tarafı bayraklara dolatıyorlar. Efendim yani fuarın getirisini halk hissediyor.
Evet. Örnek veriyorum, biz Köln'den Almanya'ya sık sık giderim. Kendi öbür işlerle ya da fuarlara. 90-100 mark euro olan otel. Geçen Anadolu Fuarı'na gittik. 450 euroya yattık. Halbuki Oo. yan misafirler de vardı. Bir gecelik. 4 gece kaldık ama tam dedim ki canım gitti. Halbuki 100 kilometre uzaklığa gitsek yine 100 lira, 200 lira verecektik. Yani bu fırsatçılık mı? Hayır. Arz talep. Bütün dünya oraya geliyor. Yani kısacası fuarcılık. Almanya'da ben şöyle örnek veriyorum. Masada dört ayak var. Bir ayağı fuarcılık sektörü. Kaç milyar para kazanıyorlar. Dünyayı oraya taşıyorlar. Bir de fuara gelen insanlar zengin insanlar. Alışverişini yapıyor. En güzel otelde kalıyor. İşte efendim şehri tanıyor. Tekrar geliyor. Antalya'da dünyanın en güzel, Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün dediği gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, Antalya dünyanın en güzel şehirlerinden birisi. İyi olacağına inanıyorum. Antalya'nın önümüzün açık olduğuna inanıyorum. Güzel şeyler. Yeniden bir haber. Antalya Havaalanı 9 milyar euro gibi bir yatırımla başladı. Biliyor. Herhalde bir iki pist daha herhalde bir ilave edilecek. Yani tahmin ediyorum ki Türkiye'nin ikinci havaalanı statüsüne kavuşacak. Süper. Peki Ali Bey, sizin bu hisselerinizi büyütmeye başladığınız dönem içinde aynı zamanda Anfaş ciddi yatırımlar da yaptı bildiğim kadarıyla. Binayı büyüttü, yukarıda kongre merkezi oldu, çok güzel kullanıma açık bir takım salonlar oldu. Hem büyük bir ana bir kongre salonu yapıldı, hem paralelde böyle lobiler, toplantı odaları falan yapıldı. Bir hayli yatırım var. Eski bildiğimiz Anfaş değil, artık hani içinde fuarların dışında kongrelerin de yapılabileceği bir ortam oldu bildiğim kadarıyla. Biraz bahseder misiniz? Nasıl Şimdi oraları? teşekkür ederim, güzel bir soru. Şimdi biz şu ana kadar ölü yatırım gibi gözüküyor ama bizim 1.000 kişilik bir konferans salonumuz, gerçek 1 milyon euro para yatırdık zamanında. Şu anda o geri kazanıldı mı? Hayır, ama ileride katma değer sağlayacağına inanıyorum. Çünkü Türkiye'de bizim Anfaş'ın dışında böyle büyük bir kongre salonu olan yok. Bizim daha önce 20 bin metrekare olan alanımızı düz açık komple düz alan 40 bin metrekare çıkardık. 40 bin metrekare aşağıda daha önce fuar yapıyorduk. Şimdi orayı garaj yaptık. Bazı ileride sıkışırsa, çünkü fuar yapmaya elverişli 5 metre, 5,5 metre yükseklikte araçları dışarı alabiliriz. Ama şimdilik gerek yok. Ayrıca B2B dediğimiz güzel küçük 25, 30, 50, 60, 100, 200 kişiye kadar da salonlarımız var. O da Türkiye'de bir tek bizde var. Çünkü insanlar standlarında görüşme yapıyor. Ama istiyorlar ki insan ayrı bir odada özel görüşelim. İşte gezilir kalsın falan. Bu avantajlarımız çok. Bir de bildiğiniz gibi havaalanından 1,5 kilometre. Şehirde 5 yılda otellerimiz en az 7-8 bin, 10 bin yatak var. 10 kilometre ileride Kundu dediğimiz yerde, Kundu bölgesinde 50 bin yatak, 50-60 bin yatak var. Belek'te zaten 100 bin, Kemer tarafı. Yani avantaj çok. Bir de sonbaharda oteller ucuz. Turistler tabii ki, bazı oteller kapanıyor. Bizim fuar zamanı bu canlılık veriyor şehre. İlkbaharda yine aynı canlılık veriyor. Fuarcık diyoruz 6 ay, ölü sezon. İnşallah bu ölü sezonda farklı konseptle değerlendireceğiz. İnşallah. Peki ben konuyu biraz sizin fuarlarınıza da çekmek istiyorum. Bildiğimiz kadarıyla çok uzun yıllar Antalya'da iki çok değerli fuar düzenleniyor. Bir tanesi otel ekipmanları fuarı, diğeri de gıda fuarı. Fuarlarınız nasıl gidiyor? Ne durumda son haliyle? Eski efsane fuarlar her ikisi de. Şimdi bizim kendi düzenlediğimiz otel ekipmanları, gıda. Bu otel ekipmanları, gıdayı da biz zaten otel ekipmanları 33 yıldır düzenleniyor. Gıdayı da 28 yıldır düzenleniyor. Daha önce bu fuarlar ayrı ayrı yapılıyormuş ama o zaman alanımız 20 bin metrekare iken dolduruyormuş. Ama şimdi 40 olunca bir ara biraz düşme olmuş. Yükseldi. Önümüzdeki yıllarda gıdayı tabii ki bunu katılımcılara da sorarak, anket yaparak
ayırmayı düşünüyorum. Çünkü gıda ön plana çıktı. Daha da büyüyecek. Otel ekipmanlarının yanında sadece otel ekipmanı da değil, ısıtma, soğutma, güneş kolektörleri. Yani bir de şu var. Antalya aslında sadece her gıdada da turizm iyi gittiği zaman 20 milyona yakın turist geliyor. Bu 20 milyon insan 6 ay yiyip içiyor. Sektör canlanıyor. Bir de oteller en az şu anda bildiğim 500 tane 5 yıldız otel var. Bunlar eskidi. Bunların yenileme dönemi gelecek. Yani ticaretin kalbi burada atacak. Kim borusundan tutun da bütün otelde ne varsa iç tesisat, dış tesisat her şey yenilenecek. Ben pozitif düşünüyorum her zaman. Önümüzdeki yıllar bizim için bir avantaj olacağına inanıyorum Ampaş için. Süper süper. Dediğiniz doğru. Bu kadar çok otelin zamanla yenilenmesi gerekiyor. Boyasından, badanasına, borusuna evet. kadar, mutfak ekipmanlarından, temizlik ekipmanlarına kadar bir sürü alanda yatırım. Bu sebeple de herhalde hiçbir zaman otel ekipmanları fuarı veya gıda fuarı değer kaybetmeyecek. Her zaman değerli, güzel fuarlar olacak herhalde değil mi? Antalya için, Ampaş için. Evet. Peki, buyurun. Hayır yok, dinliyorum ben sizi, buyurun. Peki, kendi fuarlarınızın, bu iki fuarın dışında başka bir fuar var mı şimdi gündemde? Şimdi biz önümüzdeki Aralık ayında... yine böyle ısıtma, soğutma, otelde kullanılan sadece biz ekipman değil de mesela işte borusu yani bir proje geliştiriyoruz. Çünkü biz aslında ben daha açık söyleyeyim, biz kendimiz ambalaj olarak ben ileride fuar sektörü, biz kendi fuarlarımızı alan olursa satmayı, alan kiralamada kalmak istiyorum. Şimdi bize bir Anadolu'da söz vardı. Ya oğlan evinde oyna, ya kız evinde oyna. Yönünü, yerini belli et derler. Biz aslında yani fuar yapanlar rakip olmak değil. Gerçekten burasını biz dolduracak bir kapasiteye ulaşırsak o zaman biz alan kiralarız. Alan kiralarda paramızı kazanırız ama burada da rakip demeyelim de yani rakip de olabilir. Rakip olmak yerine mühim olan ticaretse biz alan kiralarımızdan örnek veriyorum. Bizim Growtech çok bize inanılmaz bir kira veriyor. Hı-hı. Ama onlar da mutlu. Biliyorsun dünyanın en büyük tarım fuarı yapılıyor. İşte bu yıl yine şu anda satışlar da çok iyi gidiyor. Biz de o fuarla satarsak alan kirasıyla biz de yaşamını sürdürürüz. İki taraf da mutlu olacak. Ben şunu da buradan sesleniyorum. Ben şöyle bir konsept geliştirdim. Örnek veriyorum, siz fuar yapacaksınız. Tamam. Sizin menfaatiniz bizim menfaatimizin önüne geçer. İlk defa yapacağız. Diyorum ki arkadaş bak gel burada yap. Minimum kira ilk yıl. Bunda birkaç tane örneğini yaşadık. Ama gelecek yıl bu fiyat 2 ile çarpılır. Yerine göre 3 ile çarpılır. Ama önce bir senin kazancını bir görelim. Sen burada riske girdin. Geldin. Minimum kira zarar etmeyeceksin. Ama karın olduğu zaman siz 60 kazanın biz 40 kazanacağız diyorum. Ya da siz 55 kazanın biz 45 kazanalım. Ben önce bir cesaretlendiriyorum. Gelin burada fuar yapın diyorum. Bu da tutmaya başladı. Süper. O zaman önümüzdeki dönemlerde daha çok hani organizatör kimliğinden ziyade... kiraya veren ev sahibi statüsünde olmaya devam edeceksiniz anladığım kadarıyla. Bunu düşünüyorum. Böyle olacağı, evet. Böyle doğru olduğuna inanıyorum. Evet. Yani burada özellikle fuar sektörü dostlarımızı gelsinler, görsünler, misafir edelim. Yerimizi görsünler. bizi tanısınlar. Hayatım boyunca tabii hepimiz dürüst olmak bir meziyet değil. Yani ticarette hakkaniyet sağladığıma inanıyorum. Hiçbir zaman şu ana kadar 70 yaşındayım. Hiç ticaretimden kimsenin şikayet ettiğini duymadım. Bunu da bu şekilde devam ettireceğim. Az kazanırım ama arkadan bir söz gelmemesin dikkat ederim. Önce kazandırırım sonra kazanırım. Kazanırız.
Çok güzel. Peki şu anda Anfaş'ı kiralayan kiracılar aranızda kimler var? Kimler şu anda fuar yapıyor? Bir GrowTek'ten bahsettiniz. Başka kimler var Vallahi şu anda? şimdi bizim şey yok, sakınca yok, güzel bir soru. Cila Hanım'la bizim Eylül'de dört fuar anlaşması yaptık. Sene fuarcılıkla dört tane fuar yapacak. İşte tekstil, ayakkabı fuarı, işte bir de tekstil makineleri fuarı bildiğim kadar, ama şu anda liste yok. Ama dört tane fuar yapacak. Önümüzdeki yıl yine bizde fuar yapmaya devam edecek. Tamam, Başka sektörler, mesela turizm fuarı yapılıyor. Burada işte birebir oteller burada stand açıyor. İşte güzel. Ukrayna böyle olmasa, Ukrayna'dan, Rusya'dan acenteleri getiriyorlar. Acenteler, oteller birleşiyor. O fuar da her geçen gün büyüyor. Yine burada Beyaz Fuar var. Yine böyle önümüzdeki, yani bizim şu anda şeyden sonra, Ağustos'tan sonra yılbaşına kadar hiç boş yer yok. Önümüzdeki yılda yavaş yavaş rezil olmaya başladık. Süper. Bir de Yörex var bildiğim kadarıyla, değil Ay, mi? Yörex Onlar da var, devam Yörex var. ediyor. Evet. Başka var mı böyle Anfaş'ta yeni fuar konusu görüşmede olan veya böyle yakında Görüşmelerimiz olan? var. Ben şöyle bir fuar düşünüyorum. Bütün Türkiye'deki büyükelçiliklerin geçen yıl bizim gıda fuarında Azerbaycan'dan, Türk Cumhuriyeti'nden üç ülke geldi. Standaşlar. Onlar da çok mutlu oldu. Sadece gıdanın içinde de olabilir, gıdayı büyütürsek. Ya da ayrıca tüm komşu ülkeler, daha doğrusu Avrupa, işte bizim Rusya, Türk Cumhuriyetleri, Afrika elçilikleri burada bir araya toplayıp hep beraber karşılıklı ticareti canlandırmak. Biz alanı kiralayacağız ama sektörleri, tüm dünyayı buluşturup herkes birbirine tanışacak. Güzel bir proje olacağına inanıyorum. Çok güzel. Peki şimdi Antalya az önce kısaca bahsettik. İstanbul'dan farklı avantajları var. Çok güzel otel sayısı, yatak kapasitesi çok yüksek. Havalimanı, uluslararası bir havalimanı. Birçok yerden direkt uçuşlar var. Antalya'da fuar düzenlemek isteyen, Anfaş'ta fuar düzenlemek isteyen Türkiye'nin fuar organizatörü meslektaşlarımıza ne tavsiye edersiniz? Ne önerirsiniz? Valla biz dediğim biraz önce bütün meslektaşlarımız kapımız açık. Gerçekten burada gelip ticaret bir görüşelim. Projelerini biz destekleyelim. Elimizden ne gelirse, biraz önce bahsettiğim gibi alan kirasını minimumda tutarız. Dediğim gibi önümüzdeki, biz de yavaş yavaş arttırarak karşılıklı ticareti büyütürüz. Yani bu şuna benziyor. Bir küçük tencereniz var. Herkes birer kaşık alıyor. Ama kimsenin de doğru düz karnı doymuyor. Ama kazanı büyüttüğümüz zaman içine daha fazla erzak girecek. O zaman herkes bir kaşık değil de istediği kadar, iki kase ya da bir tencere, iki tencere ya da küçük kazanı alacak. Ben her zaman küçük tarafı almayı kabul ederim, ediyorum. Ama önce kazandırırsak kazanırız mantığından yola çıkıyorum. Ben davet ediyorum. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Biz Antalya'da bir gün bütün fuar sektörünü, hepimize, herkes kapı açık. Biz burada ağırlarız. Antalya'yı gezdiririz. Mini komple siz de gelirsiniz. Fuarcılığın sektörü konuşuruz. Daha neler yapılabilir? Bir fikir jimnastiği yaparız. Burada görmeleri, yani görmeden çoğu sektör temsilcileri, fuarcı dostu görmüştü ama çoğunun görmediğine inanıyorum. Gerçekten Antalya, işte biz ya bu kadar bize büyük değil diyenler var. Mesela şu anda 40 bin metrekare dediğim gibi kapalı alan var. Önümüzde güzel bir kocaman 50 bin metrekare yeşil alan var. Yani bir davet edelim, bir program yapalım. Burada hem sektörün problemlerini konuş. Problem deyince aklıma geldi. Bizim tabii bir derdimiz var.
Fuarcılığın tam anayasası yazıldığına inanmıyorum. Burada otellerde toplantı adı altında salonlarda fuar yapılıyor. Adı fuar. Geçenlerde bir şirket burada yaptı. Bazı dernekler Ankara'dan İstanbul'da müdahale edildi. Son gün kapatıldı. Bu gibi şeyler zarar veriyor. Evet, otelde de fuar yapılsın. Böyle bir yasa varsa, herkes fuar her istediği de yapıyorsa yapsın. Bunun ticaretini engellemek biz gücümüz, böyle bir gücümüz yok. Ama ticareti kurallarına göre yapmak gerekiyor. Otelciler bundan memnun. Ama biz muzdaribiz. Neden? Biz orada koskocaman bir alan duruyor. Peki otelde yapılan ticaret sorumlusu kim? Kim olacak? Yani bir arada korsan fuarcıların çıkması gerekiyor sistemden. Korsan fuarcılık güzel bir kavram. Aslında Ali Bey çok güzel bir şeyden bahsettiniz. Seve seve biz üstümüze düşen bir görev varsa böyle bir projede yer almak isteriz fuarcı olarak. Dediğiniz gibi Antalya'da Türkiye'nin bütün fuarcılarını davet ederek ANFAŞ'ın ev sahipliğinde fuarcılığı konuşabileceğimiz bir panel, konferans veya bir günlük bir etkinlik harika bir fikir. Hem dediğiniz gibi vesile olur fuar organizatörleri, meslektaşlarımız ANFAŞ'ı da görmüş olurlar bu vesileyle. Daha da yakından gezmiş olurlar. Antalya'da ne tür projeler yapılabileceği konusunda da farklı görüşleri almak mümkün olabilir. Üstümüze düşen bir şey varsa seve seve böyle bir projede size destek olmak isteriz. Bunu organize edelim. Bizi izleyen dostlarımız, daha sonra izleyenler, böyle bir gün belirleriz. Katılımcıları davet ederiz. Burada güzel bir öğlen yemeği, akşam yemeği burada ağırlarız. Ondan sonra daha doğrusu ben hep şunu ön plana çıkarırım. Önce dostluk, sonra ticaret. Dostluk doğru güçlenirse ticaret doğru arkadan geliyor. Doğru. Yani bir güven, karşılıklı güven. Şimdi işte bu fuarcılıkta işte fuarcılık ölüyor. İşte bu internetten satışlar oluyor falan. Ben bunun fuarcılığın ölmeyeceğine inanıyorum. Çünkü neden? Yüz yüze pazarlama binlerce yıldır devam ediyor. Bence binlerce yıldır devam edecek. Çünkü orada fuarda insanlar karşılıklı birbirlerini görüyorlar. Gözün içine bakıyor. Güven. Ben bununla uzun vadeli ticaret yapabilir miyim, yapamaz mıyım? Bir de satılan ürünü görüyor, eline alıyor. Önce dostluk kuruyor. Dostluktan sonra ya okey diye başlayalım diyor. İki tarafta para kazanmaya başlayınca ticaret büyüyor. Çok doğru, çok doğru. Peki Ali Bey, bu noktada şunu sormuş olayım. Siz yönetimi devraldıktan sonra farklı alanlarda fuar denemeleri yaptınız. Aklımda kaldığı kadarıyla bir sporla ilgili bir deneme yaptınız, bir enerjiyle ilgili deneme yaptınız. Böyle bu denemelerden elde ettiğiniz kanaat ne oldu? Hani Antalya'da hangi alanlarda fuarlar yapılabilir? Hangi alanlarda fırsatlar var? Nasıl görüyorsunuz? Hani meslektaşlarımızı fuarcılara davet ederken hangi sektörlerin şansının yüksek olduğunu düşünüyorsunuz Antalya'da? Mesela şimdi bizim bir fuar şirketi enerji, yani güneş enerjisi fuarı yapmayı düşünüyor. Biz de ona minimum fiyat. Şimdi görüşmeler devam ediyor. Şayet onlar yapmazsa bu fuarı biz kendimiz yapmayı yapacağız. Çünkü talep geliyor üreticilerden. Ya bu fuar Antalya'da olmalı. Antalya'da bu fuar büyümeli. Neden? Çünkü herkes enerji krizinden sonra bütün oteller güneş paneline hazırlık yapıp girecek. Dedim pazar burada. Bir de şeyin Afrika'ya yakınız, Asya'ya yakınız, Avrupa'ya yakınız. Bir de ulus havalanda en az şu anda bildiğim ki 40-45 ülkeye direkt uçuşlar oluyor. Yani burada avantajlarımız çok. Bu fuar olmazsa, yani bizim anlaşamazsak bu fuarı biz kendimiz yapacağız. Ve de iyi olacağına inanıyorum. Bir iki yıl, belki bir yıl maliyetine çıkarız ama tabii hemen bir hasat bile, bir buğday ekiyoruz, nadas yapıyoruz, ondan sonra ekiyoruz, biçiyoruz, tekrar ekmek olunca da zaman geçiyor. Bir yıl, iki yıl ama fuarlar, siz de daha iyi biliyorsunuz, bir süreç.
En az 2 yıldan sonra yavaş yavaş trend yükseliyor. Hı-hı. Ben ama önce biraz önce bahsettiğim gibi biz fuarcılıkta kalmak istemiyoruz. Fuar yapan şirketleri, dostlarımızı karşılıklı dostane şekilde ticareti kazandır kazan mantığıyla herkesi bekliyoruz burada, bütün dostları. Çok güzel. Peki Antalya'da bildiğim kadarıyla 6-7 fuar organizasyon şirketi var bildiğim kadarıyla. Fuarcılık sektörüne baktığınız zaman hani ne tür zorlukları görebiliyorsunuz, tespit ediyorsunuz? Yani örneğin personel bulmak, insan yetiştirmek veya işte ziyaretçinin gelmesinde bir takım zorluklar var mı? Getirtmekte bir takım zorluklar var mı? Veya katılımcı şirketleri Antalya'da bir fuara ikna etmekte bir zorluk görüyor musunuz? Hani tecrübeniz nedir? Antalya'ya yeni fuarları geliştirirken ne tür zorluklarla karşılaşıyorsunuz? Şimdi tabii fuar, bu fuarcılık biraz biz birkaç defa böyle deneyimler, işte genel müdür, benden önceki arkadaşlar, bazı fuar genel müdür kötü deneyimler yaşadık. Onun için ben kendim fuarcılığı öğreniyorum, öğrenmeye devam ediyorum. Şu anda bizde bir genel müdür yok. Tamam. Normal arkadaşlarla devam ediyoruz. Ben herkese şans veriyorum. Hı hı. O şansı kullanırsa ben diyorum benim hedefim 120'ye kadar yaşamak. Şu anda 73 oldu. 47 yıl ömrüm var diyorum. 47 yıl benimle beraber çalışabilirsiniz. Ama 47 yıl beraber çalış. Bu ne demek? Arkadaş işine sahip ol. Bu iş benim işim. Bu sizin işiniz değil. Bizim işimiz. Ben yola çıkarak ben masanın iki tarafında da oturdum. Almanya'da çalışan, şimdi yine çalışan benim. Ben bazen yolda giderken o temizlik yapanlara yoldaş derim. Geçen gün bir vali yardımcısına gidiyoruz. Yoldaş diyorum, yoldaş diyorum. Ya dur diye ne yoldaş diyorsun diye. Ya diyeyim onlar benim eski yoldaşlarım diyorum. Yoldaş deyince bir komünist parti gibi böyle mesela. Doğru, doğru. Yapıyorum işte onların gönlünü alıyorum. Hemen onlar da beni gördü mü? Aa abi ben de yoldaş. Dedim bu işleri ben de çok yaptım diyorum. Öyle espri yapıyoruz. Kısacası tabii her sektörde her işi yaparım diyen çok. Aslında pazarlama, ben 35 yıldır pazarlama yapıyorum kendi öbür işimde. Pazarlama işinizi dürüst olursanız, güler yüzlüyseniz, güven duyan bir şahıssanız karşı tarafı ikna etme gücünüz artıyor. Daha doğrusu her sektörde olduğu gibi bizim fuarda da sık personel değişikliği yavaş yavaş taşların oturuyor. Bir ara olmuştu. Şimdi olmayacağına garantisi yok ama herkese kapımız açık. Kazandıran kalır, kazandırmayan gider. Böyle değil mi? Her sektörde olduğu gibi. Doğru, doğru. Çok doğru söylüyorsunuz. Peki hiç böyle bir hesap kitap yaptınız mı? Hani Antalya'da fuar yapmak, İstanbul'da fuar yapmak, Ankara'da veya İzmir'de fuar yapmak. Hani Antalya daha karlı, daha ekonomik gibi böyle bir kıyas yapma fırsatınız oldu mu? Meslektaşlarla konuşurken. Şöyle, şunu biliyorum. Mesela burada fuar yapacak. Örnek İstanbul'da yaptı. Davetsiz alım heyetleri getiriyorsunuz. İstanbul'da en yani 5 yıldızlı bir otel bildiğim kadar 100-150 euro, 200 euro. Ya da en kış mevsimi de İstanbul'da artık kış mevsimi yok. Artık sezon tam gaz gidiyor. Çünkü çok şey geliyor. Turist geliyor. Ama bizim burada çok otel olduğu için kışın oteller bazıları kapatıyor, bazıları açık tutuyor. Örnek veriyorum. Burada fiyatlar %50 daha ucuz. %50 ulaşım, daha ucuz. Ulaşım daha kolay. Şehir içinde. Bizim tam önümüzde tramvay geliyor. Zaten tramvaydan bizim şehrin merkezi maksimum 10 kilometre. Tramvay bizim hemen binanın 100 metre ilerisinde tramvay durağı var. Ayrıca şehirde arabasını park eder ya da tramvaya, otelinden bile tramvaya. Maliyetler burada daha düşük. Yani kazanç daha fazla olacağına inanıyorum.
kazanç daha fazla olacağını, evet diyorsunuz. Peki, burada bir şey söyleyeyim, pardon. Buyurun. Burada gelsin dostlarımız, fuar yapsın. Ve biz de ikimiz de karşı projeye inanalım. Ben zarar ettim arkadaş burada. Belgeler burada dediği zaman alan kirasını minimuma düşüreceğim. Zarar ettirmemez sözü veriyorum. Eyvallah, çok güzel bir teklif bu. Meslektaşlarımıza duyurulur buradan. Evet. Sonradan videoyu izleyen meslektaşlarımıza özellikle. Peki sektör olarak hangi sektörlerde boşluk olabileceğini düşünüyorsunuz? Hani hangi sektörlerde fuarlar yapılabilir Anfaş'ta, Antalya'da? Şimdi biraz önce dediğim gibi arz talep ne gerekiyorsa, örneğin oteller yenilenecek. Otellerde bugün mutfaktan tutun da mutfakta onlarca kalem var. Bıçağı, tabağı, mutfak setleri, efendim yeniden yenileme, efendim gıda, yatağı, yorganı, halısı, kilimi, tekrar boyası, badanası, borusu, kazan dairesi, efendim klimalar, yüzlerce kalem var. Dedim ki bu Akdeniz bölgesinde 500'den fazla 4 yıldızlı en az 3-400 tane, yani 400 otel var. Yani burada bir de Antalya'da hızla bir inşaat sektörü. Burada önümüzdeki son 17 yılda Antalya %87 büyümüş. Deniliyor ki Bursa'yı biz yakalamak üzereyiz. Belki 20 yıl sonra İzmir'de geçecek deniyor. Çünkü müthiş bir Antalya'ya göç var. Çünkü hava şartları 2 ay, 3 ay, 2,5 ay sıcak ama Antalya devam güneşli ve yurt dışından, özellikle Ukrayna'dan, Rusya'dan, Almanya'dan, tüm dünyadan buraya bir göç. İran'dan, komşu ülkelerden. Burada huzur buluyorlar. Tabii bu Antalyalılar için ya amma da çoğaldık, büyüdük, İstanbul gibi olacağız diyorlar ama o zaman git 20 kilometre değil 50 kilometre. Bizim köyümüz burada 80 kilometre. Örneğin git oralardan arsa ucuz, tarla ucuz, oraya yerleştir. Yani büyümenin önünü kesemeyiz. Sektör kendiliğinden alır başını gider. Toparladım bilmiyorum. Yani burada Antalya'da farklı kazanç, sektörlerde evet, her sektör olabilir. Payına düşeni kazanacak diyorum. Evet. Peki Ali Bey, neredeyse herhalde bir 5-6 yıl fuarcılık sektörünün içinde aktif olarak varsınız değil mi? Evet. Daha da fazla olabilir herhalde. Oturduğunuz koltuktan bakınca Türkiye'deki fuarcılık sektörünü nasıl görüyorsunuz? Ne tarafa ilerliyor muyuz? Durduk mu yerimizde? Tabii araya bir de pandemi de girdi. Hepimiz sıkıntılı dönemler yaşadık. Dediğiniz gibi tam uçağı havalandıracakken yere çakıldık hep beraber. Ama hani geleceği nasıl görüyorsunuz Türkiye'deki fuarcılık sektöründe? Şimdi tabii kriz, bütün dünyada kriz var. Türkiye işte 85 milyon nüfuslu. Tüketim 85 milyon. Yeni teknolojiler, yeni ürünler, Avrupa. Biliyorsun Avrupa'da inşaat sektörü büyüme minimumda ama burada hızla büyüyoruz. Bu ürün satmak isteyenler buraya gelecek. Şimdi tabii dediğim gibi bütün dünyada ekonomik bir yavaşlama, kriz var. Ama önümüzdeki yıllarda ben her sektörün daha canlanacağına inanıyorum. Özellikle fuar sektörüne ben kendi fuarcı olduk ya artık. Yani önümüzün açılacağına inanıyorum. Bir de dediğim gibi Avrupalı Antalya deyince ucuz gerçekten, dünyada böyle Almanya'da 300, 400, 500 euro veriyor. Burada verdi 100 euroya 5 yıldız otelde her şey dahil yemişip yatıyor. Doğru. Önümüzün açık olduğuna ben inanıyorum. Yoksa bu kadar elimi taşın altına koymazdım. Bir ışık görüyorum. Ama hatta bir ara ben dedim ki aldığım hisseleri %50'sine satacağım. Antalya sevdalısı arıyorum dedim. Kimse çıkmadı. Bu bir risk. Ticarette de her sektörde risk vardı. Ben Afyon'da bir hata yaptım. Bir otele ortak olduk. Daha doğrusu dolandırıldım. 12 milyon euro para kaybettim. 30-45 yıllık paramı kaybettim. Ama
Ben sağlıklı olduğum için, benim en büyük zenginliğim sağlığım. Sağlıklı olduğum için daha çok 12 milyonlar kazanacağıma inanıyorum. Bir de kazanmasak bile mühim olan mutlu olmak. Kendimize, ülkemize, topluma faydalı işler yaptığımı inanıyorum. Dediğim gibi sağlık sektörüne girmedim ama sağlıklı yaşamla çok iyi bilgiler. Kendi bütün vücudumu tamir ettim. İyi bir teknikerdi ben almadı. Bütün araçları tamir ederim. Şimdi vücut tamircisi Ali Buda oldum. 15 yıldır doktor yok, ilaç yok. Sağlıklıyım. Beraberce bizi izleyen, dinleyen sektör arkadaşlarım lütfen gelin Antalya'ya. Beraber gücümüzü birleştirelim. Ortak da fuar yapabiliriz. Taşın altına elimizi ambalajla biz de koyarız. Ya gel arkadaş, listeleri paylaşalım. Bu fuarı ortak yapalım. Daha sonra büyüyünce ya alırız, ya satarız, ya alırız. Ticaret yapmak için bir toplantı organize edelim. Daha geniş platformda bu iş uzmanları sizler gibi yetkililer de çağırırız. Fuar sektörünün daha da anayasasının daha kesin kurallarla yazılmasını sağlarız. Güzel şeyler yaparız. Çok güzel. Bu arada çok güzel bir fikirden bahsettiniz. Bildiğim kadarıyla son dönemde İSFAŞ'ta belirli bir strateji izliyor. Organizatörleri davet ediyor. Diyor ki gelin beraber yapalım. Hani mekan kirası ödemeyin. Hani yeter ki biz mekanı koyalım. Teknik giderleri biz koyalım. Detayını ben de bilmiyorum. Ama birçok meslektaşımızdan İSFAŞ'ta ortaklaşa fuar yaptıklarını duyuyorum. Bu da güzel bir iş modeli olarak herhalde yürüyor. İzmir bu konuda biraz böyle ilk adımları attı görebildiğim kadarıyla İSFAŞ. Siz de ANFAŞ olarak böyle bir işbirliğine açıksanız birçok projeyi Antalya'ya çağırmak mümkün olabilir gibime geliyor. Tabii bütçe belirlenir. Örnek veriyorum, tabii biz kar payı olabilir. Artık biz minimum bir kira bedeli koyarız. Giderleri koyarız. İşte buradan kazanılan para der ki benim böyle bir fikrim var. Bu fikri ben getirdim. Bunun da bir artısı olmalı. Biraz önce bahsettiğim gibi biz karşı ortağımız 55 kazanır ya da 60 kazanır. Biz 40 kazanırız. Gelecek yıl baktık ki iki taraf da mutlu. O zaman deriz ki arkadaş gel bakalım taşları yeniden biraz daha yakınlaştıralım. Evet. Karşılıklı faydayı biraz arttıralım. Bizim kazancımızı arttıralım. Yukarıdan aşağı bire inelim. Ya da kazancı çoğaltalım. Evet. Daha doğrusu kazanı büyütelim. Kazancımız artsın mantığıyla. Doğru. Ali Bey, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bu ara Fuat Bey aramızda Antalya Ticaret Sanayi Odası'nın Fuarcılar Reklamcılar Komite Başkanı, eski fuarcı. Eğer bir katkınız varsa Fuat Bey, söz almak ister misiniz? Peki. Siz bir şey eklemek ister misiniz Ali Bey? Vallahi ben siz sorun, ben söyleyeyim. Ben işte sorduğun sorulara cevapladım. Yani ANFAŞ hakkında sizin sorduğunuz şeylerde evet, bayağı cevapladım diye düşünüyorum. Ama evet. Dediğim gibi sorunuz varsa cevaplarım. Artık siz ya da bize katılımcılardan soru varsa cevaplayabilirim. Söyleyeceğim bu kadar. Evet. Ali Bey, çok teşekkür ederim. Ben sormayı planladığım soruları sordum açıkçası. Çok keyifli bir sohbet oldu. Çok keyifli bir söyleşi oldu. Zaman ayırdığınız için, bu bilgileri bizlerle paylaştığınız için, meslektaşlarımızla, fuarcılık camiasıyla paylaştığınız için çok teşekkür ederim. Dilerim önümüzdeki dönemlerde ANFAŞ'ta hem daha güzel fuarlar olur, hem ANFAŞ'ın kendi fuarları gelişir, hem yeni projelerle ANFAŞ'ta daha fazla fuar düzenlenmeye devam edilir. Antalya şehir olarak da daha fazla fuarı çeken bir şehir haline gelmiş olur. Daha fazla projeyi Antalya'da görmüş oluruz. Çok teşekkür ederim bu akşam aramıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim böyle fırsatı verdiğiniz için. İnşallah bizi izleyenler dediğim gibi böyle bir önümüzdeki günlerde bir program yapalım, bir görelim. Önce dostluğumuzu güçlendirelim.
Biz de burada bir ev sahipliği yapalım. Ondan sonra iyi bir proje çıkacağına ben inanıyorum. İşbirliğimizin güçleneceğine inanıyorum. Bizi izleyen bütün dostlara iyi akşamlar diliyorum. Sağlıklı kalın, sağlıklı yaşayın. İyi geceler diliyorum. Çok teşekkür ederiz efendim. İyi akşamlar, iyi geceler. İyi akşamlar, iyi geceler. Sağ olun.